darti la madu, o domi zingizina da sali la madu. Anam var mi dur, babam var mi dur, anam var mi dur, babam var mi dur. Seni bağım edediler, asli var mi dur. Dema nenena, dema nenena, dema nenena, dema nenena. Dersen nenana bizi koyar velema. Rina rina nay, rina rina nay, rina rina nay, rina rina nay. Batı müziği üzerine eğitim almış, fakat kendi öz müziğine gönül ve emek vermiş, değerli bir müzik adamı olan Kamil Sönmez'in hayat hikayesi, onun yaşayan bir değer olduğunun en doğru anlatımıdır. Hasta oldum derdin eden, oku bana Yasin'im oku bana. Hasta oldum derdin eden, oku bana Yasin'im oku bana. Gün boyunca ağlayıp da silesin, gözyaşımı silesin da gözyaşımı silesin. Gün boyunca ağlayıp da yiyesin, gözyaşımı yiyesin da gözyaşımı yiyesin. 1947 yılında Ordu'da dünyaya gelen Kamil Sönmez, ilk öğretimini Giresun'da tamamlar. Karadeniz'in serin yaylaları, bozulmamış doğası sanki onun kişiliğini oluşturmada etkili olmuş gibidir. O, doğduğu topraklar gibi doğal, doğduğu toprakların dağları kadar yüce gönüllü bir insan ve Karadeniz kadar renkli bir kişiliktir. 1947 yılında Ordu Perşembe, yayının adıyla Vona'da dünyaya geldi. Çocukluğum denizde geçti sayılır. Gerçekten çok severim denizi. Hatta çocuklukla gençlik arasında da derecelerim vardır yüzmede. Annem ev hanımı, babam kahveciydi. Yani kulüpçü. Hasta oldum derdin eden, oku bana Yasin'im oku bana. Hasta oldum derdin eden, oku bana Yasin'im oku bana. Gün boyunca ağlayıp da silesin, gözyaşımı silesin da gözyaşımı silesin. Gün boyunca ağlayıp da yiyesin, gözyaşımı yiyesin da gözyaşımı yiyesin. Sanatçının derin kederlerin, büyük aşk acılarının anlatıldığı opera sahnelerinden, neşeli Karadeniz türkülerine uzanan yolculuğu bilinçli bir yolculuktur. Batı müziği eğitimi almış bir müzik adamının, kendi öz kültürüne yönelişinin cesaret isteyen öyküsüdür Kamil Sönmez'in hikayesi. Dudaklarından batılı bir ozanın sözleri dökülürken bile, o Türk ozanların sazına kulak verir. Kiremide su düştü de emin evden uçtu. Kiremide su düştü de emin evden uçtu. Zavallı annesinin de tekne. Lüdü düştü etekne, lüdü düştü. Zavallı annesinin de tekne. Lüdü düştü etekne, lüdü düştü. İlk ve ortaokulu Perşembe'de okudum. Daha sonra Giresun Öğretmen Okulu'na gittim ve Giresun Öğretmen Okulu'ndan sonra da Ankara Devlet Konservatuvarı Opera Şan Bölüm imtihanlarına girdim. Emine kuş mu yiydu da asti boynunu düştü. Emine kuş mu yiydu da asti boynunu düştü. Bu fena sevdalıktan da yandı yürek tutuştu, yandı yürek tutuştu. Bu fena sevdalıktan da yandı yürek tutuştu, yandı yürek tutuştu. Sanatçı henüz okul yıllarındayken gönlünde yatan sevdanın Türk müziği olduğunu fark eder ve 1966 yılında TRT Radyosu'nun sınavlarına katılır. Fakat hocalarının muhalefetiyle radyoda göreve başlayamaz. Bu olay onun profesyonel sanatçı olmak için yaptığı ilk girişimdir. Bu girişim yarıda kalınca profesyonel müzik hayatına başlamak için tekrar kişisel bir çabaya girmez. Onu müziğin içine davet eden Zülfü Livaneli olacaktır. Mektup varmadı.
ben 66 radyo imtihanlarına girdiğimde konservatuvarda öğrenciydim. Orada da şöyle bir anım vardır. Hiç unutamam. Çünkü hayatımı etkileyen anılardan bir tanesidir. Bizim şan hocamız vardı. Saadet İkesus hanımefendi. Saadet Hanım, bir baktım ki imtihan heyetinin içinde. Tabii ben birden panikledim. Panikleyince de imtihandan kaçtım. Daha sonra karşılaştığımızda o hanımefendi hiç bunu yüzüme vurmadı mesela. Çünkü bizim o dönemimizde, bırakın Türk halk müziği, Türk müziği okumayı, o şarkıların, türkülerin mırıldanması bile yasaktı. Bunu yanlış ifade etmek istemem. Buna da çok üzülürüm. Ama maalesef böyleydi. Alacağım başka yer, seveceğim başka yer, seni çatlatacağım, seni çatlatacağım. Alacağım başka yer, seveceğim başka yer, seni çatlatacağım, seni çatlatacağım. 1968 yılında askerlik görevini tamamlayarak Ankara'ya dönen Kamil Sönmez, Avni Dinlegil Tiyatrosu'nda görev almaya başlar. O yıllarda en ünlü oyunlarda sahne alan sanatçı, kendisini profesyonel oyuncu olarak bulur. Avni Dinlegil Tiyatrosu'nun ardından önce Ankara sahnesi, sonra da Kardeş Oyuncular Tiyatrosu'nda görev alır ve büyük başarılara imza atar. 1967-69 yılları arasında Ankara Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda askerlik yapmaya başladım. O arada Büyük Ankara Turnesi'nde olan büyük hoca Avni Dinlegil ile tanıştım. Tabii bu tanışma beni profesyonel tiyatro yaşamına doğru yavaş yavaş itmeye başladı. Şapkamın dere yıldız, var onda ayla yıldız, var onda ayla yıldız. Çıkmayasın aklımdan, ne gece ne de gündüz, ne gece ne de gündüz. Çıkmayasın aklımdan, ne gece ne de gündüz, ne gece ne de gündüz. Çok yönlü bir sanatçı olan Kamil Sönmez, oldukça başarılı bir tiyatrocu olur. Sanat aşkıyla hareket eden sanatçı için sahnede ürettiği değil, nasıl ürettiği önemli olacak, yaptığı her işi mükemmel yapmak için büyük bir çaba gösterecektir. Nihayetinde sanatla iç içe geçen yıllar onu hak ettiği yere ulaştırır. Ankara Kardeş Oyuncular ve Ankara Sahnesi. Birinde Acılı Toprak, diğerinde de Asiye Nasıl Kurtulur oyunlarında oynadım. Tabii bunlar benim gerçekten çok önemli ilklerimden biriydi. Yıllar geçse de Kamil Sönmez o ilk sevdası olan müziği kalbinden çıkaramaz. O yıllarda kendisini tiyatro sahnesinde beğeniyle izleyen Zülfü Livaneli'den gelen teklifi büyük bir mutlulukla kabul eder. Böylece kendisini yeniden müziğin içinde bulur. Çakal yasun neneni, hem neneni dedeni. Gülüm nereden bulursun benim gibi seveni? Gülüm nereden bulursun benim gibi seveni? Sen kuzu ol ben çoban, gezelim ovaları. Sen kuzu ol ben çoban, gezelim ovaları. İnsanı bir hoş eder Trabzon havaları. İnsanı bir hoş eder Giresun havaları. Ankara sahnesinde Asiye Nasıl Kurtulur'un kulisinde sevgili Zülfü Livaneli ile tanışmıştım. Rahmetli Vasıf Öngören'in de, yani oyunun hem yazarı hem yönetmeninin de çok iyi arkadaşıydı. Tabii beni çok etkileyen bir şey şu oldu. Biz kulislerde türküler söylerdik. Kulislerde söylediğimiz türkülerden etkilenmiş olacak ki, yani gerçekten çok yürekli davranıp benim gibi genç bir tiyatrocuya hemen ilk 45'liğimi teklif etmişti. Hekim oğlu derler benim aslıma, aynalı martin yaptırdım da narinim,
kendi neslime. Tiyatro çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kamil Sönmez, Zülfü Livaneli'nin yapımcılığını yaptığı ilk 45'liğini piyasaya çıkarır. İnce Mehmet Hekimoğlu adlı plak, Kamil Sönmez'i tüm Türkiye'ye tanıtırken, onun müzik macerasında ilerleyeceği yolu da belirlemiştir. İçindeki sanat aşkı, yaşayacağı kimliği artık bulmuştur. O, Türk halk müziği sanatçısı olmaya, Türk halk müziğini hak ettiği değere kavuşturmaya karar vermiştir. Türk halk müziği Kamil Sönmez'e, Kamil Sönmez de Türk halk müziğine değer katar. 1972 yılında Zülfü Livaneli'nin İnce Mehmet türküsüyle Ümit Tokcan'la Kadir İnanır'ın derlediği Hekimoğlu türküsü bir 45'likte birleştirdik ve ilk 45'liğimizi böylece sunmuşuz. İnce Mehmet türküsünün arkasına yaptığımız Hekimoğlu daha fazla ilgi çekti ve birinci türkü oldu. Opera sahnelerinden yükselen o büyük ses, bir süre sonra adeta Karadeniz'in yaylalarından, ova ve dağlarından yükselir. Kendi müziğine sahip çıkmak, doğduğu toprakların sesi, sözü olmak ister. Eğitimini aldığı tarza arkasını dönen sanatçı, büyük bir cesaretle sesini türkülerle buluşturur. Karadeniz insanının derin felsefi hayat görüşü, acılar karşısındaki duruşları, acılarını bir avazdan seslendirmeleri onu çok etkiler. Fakat ülkenin genelinde Karadeniz müziğine bakış farklıdır. Eğlencelerde, düğün ve nişanlarda horon tepip halay çekerken hatırlanan Karadeniz türkülerinin bilinmeyen derinliği sanatçıyı üzmektedir. Kararını verir ve kendisini Karadeniz müziğine adar. Herkes kendi yöresini en iyi yorumlayan sanatçılardan oluşmuştu. Örnekliyorum, İbrahim Tatlıses, Güneydoğu ve Urfa, İzzet Altınmeşe, Elazığ ve Diyarbakır, Melkıs Akkale, Malatya ve yöresi. Mesela ben şu arada şunu da kesin ilave etmek istiyorum. Bütün bu yörelerin otantik sanatçıları, başta bizim Karadeniz'in yetiştirdiği otantik sanatçılara hiçbir lafımız yok. Onlar mükemmel icracılar, yorumcular. Ama ben de
bu oluşan sevgiye karşı, ilgiye karşı sadece ve sadece kendi yöremin repertuarından oluşan türküleri bantlamaya başlamıştım. Çekin uçaklar çekin, hemen attık ırgatı. Geliyor bir sert poyraz, vuralım iki şu ırgatı atalım, tutalım balık havyan, keyfimize bakalım. Kaptan attı ırgatı, sen de tut avukatı, gel girelim ırmağa, esecek aşubati. Gemici uşakları, deniz başımın tacı, yoklayın şu ırgatı, inşallah çıkar. İlk okuduğum türkü Hekimoğlu diye bilinir ama beni asıl seyirciyle, asıl televizyon seyircisiyle buluşturan, daha önce herkesin okuduğu, yorumladığı Hüseyin Dilaver türküsü Gemiciler'dir. Gemiciler türküsü hakikaten gemicilerin bendeki yeri bambaşkadır. Karadeniz müziği adını aldığı deniz gibi hırçın, hareketli olsa da Kamil Sönmez, o bölgenin henüz keşfedilmemiş yumuşak ve içli türkülerini de gün yüzüne çıkartmakta çekinmez. Karadeniz müziğindeki ritim, hareket ve neşe onu oldukça etkiler. Fakat o yöre müziğinin felsefesinin peşinde gözü pek bir denizci gibidir. Derinlere dalıp istiridyenin içindeki inciyi arar. Ordunun dereleri aksa yukarı. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa, dermem seni ellere, ordu üstüme kalsa, sürmelim aman. Dermem seni ellere, ordu üstüme kalsa, sürmelim aman. Şimdi bunu şöyle ifade etmem gerekir ki Karadeniz insanının özellikle yapısı türkülere de yansır. Onun kendi kendine yeten havası vardır. Karadeniz insanının üretkenliği vardır. Fıkralar üzerine, gülmece üzerine kendi bizzat yaşadıklarını anlatmaya çalışırlar. Ve bu zaman zaman türkülere de yansıyor. Şimdi bazen de çok büyük yanlış anlaşılmalar oluyor. Yani bu yanlış anlaşılmalar da şu. Melodik yapısı türkünün gayet ritmik. Ama anlattığı söz bir dram içeriyor. Örnek vereyim. Şişman oğlu vurdiler, kayalara serdiler. Daha canı çıkmadan salini bağladılar. Yani bu bir cenaze türküsü. Bir ağıt. Ama ritmik yapısı o kadar hareketli ki, melodik yapısı o kadar neşeli ki, türküde kalkıp horon oynanabiliyor. Batı Karadeniz'deki örnek de şu, Kastamonu türküsüdür. Manda yuva yapmış Söğüt dalına, yavru sinek, yavrusunu sinek kapmış, gördün mü trilini bandım türküsü. Şimdi
o kadar masalımsı bir olayı, olmayacak bir olayı olmuş gibi anlatır ki sen de şaşırırsın. Çok güzel bir anlatım, çok güzel bir dinleti, çok güzel bir melodik yapı. Onun için şaşırıyorsun da. Ne yapacağını şaşırıyorsun. Bu türkülere nasıl yorum getireceğini şaşırıyorsun. Ama bunlar hayatın içinde olan ve daima da olacak olan türlerden. Benim çok sevdiğim hemşerilerimden bir tanesi işe girmiş. Tabii paranın para olduğu bir dönem. İşe girdiğinin birinci haftasına bakmış, zarfın içinde 100 lira fazla var. Uy demiş, yaşadı kula. Ha bu parayı bir güzel yiyeceğim demiş. Yemiş. İkinci hafta gitmiş, zarf almış, bakmış zarfın içinde 50 lira eksik var. Hemen çıkmış müdür, ulan müdür demiş, bu nedir? Ben böyle şeylerden hoşlanmam. Ne oldu demiş müdür? Benim demiş zarfından 50 lira eksik çıktı. Ben bundan hiç hoşlanmam diyeceğim müdür. Haklısın kardeşim. Haklısın canım kardeşim demiş. Yalnız benim anlayamadığım bir şey var. Biz sana birinci hafta 100 lira fazla verdiğimiz zaman niye sesini çıkarmadın? Benim demiş prensibimdir müdür bey. Ben daima ilk hatayı affederim. Evrensel müzikten yerel müziğe geçiş yapan Kamil Sönmez, türkülere bir müzik adamı bilinciyle yaklaşır. Doğup büyüdüğü yörenin temsilcisi, gönüllü bir kültür elçisi olur. Sanatçı, büyüdüğü toprakların türkülerini Türkiye'ye tanıtma görevini üstlenmiştir. Onun halk müziğindeki duruşunu bu görev belirler. Sevr'ün tepesinde vardır sivrili taşlar. Sevr'ün tepesinde vardır sivrili taşlar. Bir omuzdan aşağı iner sırmalı saçlar. Bir omuzdan aşağı iner sırmalı saçlar. Ula ula Niyazi yiyecemesin beni. Adam adamı yese bu bayırdın neneni. Ula ula Niyazi yiyecemesin beni. Adam adamı yese bu bayırdın neneni. Ya biraz önce siz de ifade ettiniz. Bu da benim çok hoşuma gitti. Karadeniz insanı kendi ürettiğine kendi gülen ender toplumlardan biridir. Gerçekten bundan da büyük zevk alır. O yörenin insanı olarak bundan çok hoşlanır. Mesela kendi ürettiğini gülmece şeklinde anlatmaya bayılır, fıkra haline getirmeye bayılır ama alay edilmesine asla izin vermez. Bundan da hiç haz etmez, hiç hoşlanmaz. Mısır kuruttu mi? Ambarda duruttu mi? Deden çaruk yerdi de bunları unuttun mi? Bunları unuttun mi? Misir kuruttun mi? Ambarda duruttun mi? Deden çaruk yerdi de bunları unuttun mi? Bunları unuttun mi? Misir kuruttun mi? Ambarda duruttun mi? Eskiden fakir idin de bunları unuttun mi? Bunları unuttun mi? Gitmişsin Avrupa'ya, almışsın lük saraba. Gitmişsin Avrupa'ya, almışsın lük saraba. Köyünden garibana da demişsin ki merhaba. Misiri kuruttun mi, ambarda duruttun mi? Deden çaruk yerdi de bunları unuttun mi? Bunları unuttun mi? Hekimoğlu, Asar Dereleri, Gemiciler, Mısır'ı Kuruttun mu, Ordu'nun Dereleri, Maçka'da Buluşalım gibi pek çok Karadeniz türküsü onun sesiyle tanınır. Söylediği onlarca türküye sesiyle hayat veren Kamil Sönmez, bu türkülerle özdeşleşerek Karadeniz'in en güçlü sanatçıları arasına adını yazdırır. Aşağı yukarı lambanı, fitil önü çek. Aşağı yukarı lambanı, fitil önü niye konuşmayasın kuş muyu? Fitil önü niye konuşmayasın kuş muyu? Fitil önü derule, demderule, derule, demderule, derule, demderule, derule, demderule. Karadeniz türkülerinin kısa zamanda aranan ismi olan Kamil Sönmez, 70'li yıllarda çıkardığı 45'likleriyle Karadeniz'in sesi olmayı başarır. Yalnızca Karadeniz'de değil,
Türkiye'nin her yöresinde kendine has bir hayran kitlesi yaratan sanatçı, 1979 yılında ilk uzun çaları Merhaba'yı çıkartır. Kariyerimde bulunsun diye bir 78'lik, bir de 45'lik olmak üzere iki albüm yapmışım. Diğer bütün parçalarımı ben radyo ve televizyonlar için yaptım. Yani satış için hiçbir şey yapmadığımı gayet rahatlıkla ifade edebilirim. Söylediği her türkü dillere düşen Kamil Sönmez, ülke çapında büyük bir hayran kitlesine ulaştığında film yapımcılarından teklifler almaya başlar. Geçmişinde aldığı oyunculuk eğitimi onun sinemada da başarılı bir sanatçı olmasına vesile olur. Birçok sanat dalında başarılı olması onun çok yönlü, özgün sanatçı olduğunun bir kanıtıdır. Çavuşlu diye diye düştüm yollara düştüm. Çavuşlu diye diye düştüm yollara düştüm. Andır gazı sevdalı bak ne hallara düştüm. Al aşağı vur bizi baban görmesin bizi. Görürse baban bizi öldürür ikimizi. Al aşağı vur bizi baban görmesin bizi. Görürse baban bizi öldürür ikimizi. Şimdi her ikisi de çok sevdiğim branş olduğu için benim için birinin önüne geçmesi pek önem arz etmiyor. Ama şunu gayet rahatlıkla söyleyebilirim. Benim sahne olayım biraz değişik. Ben sahnede tiyatro oyunu oynuyormuşçasına seyirciyle çok çabuk kaynaşırım. İşte onu fıkralarla, o anlık olaylarla derhal olayları yumuşatmaya çalışırım. Seyirci üzerinden o şeyi kendimce çok akıllıca götürmeye çalışır. Seyirciyle o açıdan bağım çok kuvvetlidir. Tiyatro sahnesinde sergilediği performansını sinemaya taşıyan Kamil Sönmez, 1979 yılında ilk filmi Düşman Kavgası'nda oynar ve büyük beğeni kazanır. Film yapımcıları bu beğeni üzerine sanatçının kapısını değişik projelerle çalmaya devam ederler. Böylece sinemanın aranan yüzlerinden biri haline gelen Kamil Sönmez, ilk filmi Düşman Kavgası'ndan sonra tam 9 filmde daha rol alır. İlk sinema filmim Yılmaz Güney'in senaryosu, Zeki Ökten'in yönetmenliğinde Düşman adlı bir filmdi. Bu filmde çok değerli bir kadroyla oynamıştık. Aytaç Arman, Güngör Bayrak, Güven Şengil, Şevket Altun. Yani onun için benim ilk filmim Düşman. Eminim pazar mısın? Şeftali pazar mısın? Şeftali şöyle dursun, benimle kaçar mısın? Şeftali şöyle dursun, benimle kaçar mısın? Dalgın deminim, oy baygın deminim. Delikan, Bizim Sokak, Sev Ölesiye, Cilalı İbo, Islak Sokak, Bir Kadın Düşmanı, sanatçının beğeniyle izlenen filmlerinden bazılarıdır. Amerikalılar Karadeniz'de 2 ve son olarak 2009 yılında Güneşi Gördüm adlı filmlerde rol alan Kamil Sönmez, sinemanın yanı sıra televizyon dizilerinde de boy gösterir. Bizim Mahalle, Tirvana, Kınalı Kar, Kumsaldaki İzler gibi dizilerdeki oyunculuğuyla başarısını ekranlarda da sürdürür. Sev Ölesiye, sevgili Murat Soydan'la başrolünü paylaştığım filmlerden biridir. Ondan sonra da Beni Anneme Götür, yani Cilali bu, Feridun Karakaya ve Öztürk Serengil, bu iki büyük ustayla yaptığım son çalışmalardan biridir. Bendeki hatırası gerçekten bu iki büyük ustaya anı hatırası taşır. Onun için değeri budur. Benim en beğendiğim, açıkça söyleyebilirim, Atıf Yılmaz'ın Ziyad Selimoğlu'nun hikayesinden, deprem hikayesinden derlediği Delikan adlı filmdir. İşte
Tarık Akan, Müjde Ar, çok uzayan, çok güzel bir kadrosu vardır. Çok nefis bir Karadeniz hikayesidir. Beni çok etkileyen filmlerden biri ve teki de odur diyebilirim. İlk dizim TRT'de yayınlanan sevgili ve rahmetli Osman Yağmurdereli'nin hem başrolünü üstlendiği hem prodüktörlüğünü yaptığı Bizim Mahalle. Son oynadığım dizide Hakan Aslan'ın yönettiği Küçük Kadınlar. Şimdi bütün bu dizilerin arasında kalan diğer bütün çalışmalarım, bir ikisi hariç, hepsi benim can dostum, kan dostum Osman Yağmurdereli ile olmuştur. Zaten bu dizi piyasasına girmemde ısrarcı olan da rahmetli Osman'dır. Toprak emer tatlı canı, hastalandım ilaç hani, bir acısız ölüm de yok. Hastalandım ilaç hani, bir acısız ölüm de yok. Ama Karadeniz müziğine yaptığı eşsiz katkılar nedeniyle bu yörenin en önemli sanatçıları arasına adını yazdıran Sönmez, bu başarısını ödüllerle de süslemeyi başarmıştır. Pek çok gazete, dernek ve vakıf tarafından defalarca hem yılın Türk halk müziği sanatçısı seçilen hem de Karadeniz kültürüne yaptığı katkılardan dolayı üstün hizmet ödülü kazanan Sönmez, 1999 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da devlet sanatçılığı unvanıyla onurlandırılmıştır. Ben o yıllarda Kültür Bakanlığı solist sanatçılığı yapıyordu. Şimdi sadece ben değil, benim gibi pek çok arkadaşım 75. yılda 75. yıl konserleri vermek için Türkiye'nin her tarafında dolaşmaya başlamıştı. Onu da şöyle değerlendirebiliriz. Kültür Bakanlığı'nın bu hizmeti vermiş insanlara bir jesti diye de düşünebiliriz. Türk müzik mozaiğine Karadeniz türkülerini katarak Türk halk müziğinin eşsiz sesleri arasına giren Kamil Sönmez, popülaritesini her zaman korumuştur. Sanatçı hem müziği hem de oyunculuğuyla hala Karadeniz'in gönüllü elçiliğini yapmaya devam etmektedir. Oynadım, oynadım. Öyle de san öleceksin. Azrail başucumda ne cevap vereceksin? Türk müziğine yaptığın büyük katkılarla, gülen yüzün, mütevazılığın, hayranlarına gösterdiğin saygılı tutumlarla bizim için eşi bulunmaz bir değer oldun. Biz o değeri sonsuza kadar yaşatmaya devam edeceğiz Kamil Sönmez. Sizin hatırladığınız kadar hatırlanalım yeter. Çünkü bu dönemlerimizde bile evimize kadar gelip bizimle röportaj yaptınız. Bu her sanatçının rüyasıdır, buna inan. Onun için ben her zamanki erken teşekkürümü size ve ekibinize de yapmak istiyorum. Çok teşekkür ederim.